Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz Gök Çelik Balıkçılık Gıda Kurucusu Gökhan Çelik. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Gökhan Çelik, Gök Çelik Balıkçılığı 2001 yılında kurdu. Ve 2001 yılında kum kapı balık halinde başlayan bu süreç, daha sonrasında yerel ve ulusal zincir marketlerin balık yolunu işletmeciliğiyle beraber devam etti. Ardından pandemi süreci sonrasında gıda ihtiyaçlarının daha fazla talepleriyle beraber ve yurt dışına açılmaya başladık. Bu süreç içerisinde ithalat, ihracat ve danışmanlık hizmetleri vermeye başladık. Ve bu süreç bu şekilde devam ediyor. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Ülkemizin üç yanı sularla çevrili, denizlerle çevrili. Balıkçılık çok önemli bir sektör ve sağlık için son derece faydalı, bağışıklık sisteminin de geliştirilmesi için. Sizin ailenizden mi geliyor, yoksa bu işe başlamanız nasıl oldu? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Aslında şöyle, kırılma anı değil. Balıkçılık sektörüne ilk girişte aileden gelen bir gelenek, örf, adet gibi oldu. Çünkü biz Erzincanlı olarak İstanbul'da balıkçılıkla ilgilenen bir topluluğuz, bir aileyiz. İstanbul Balık Halinde şu an hali hazırda 104 yazanın yaklaşık 90 tanesi aynı köylü akrabayız. Aa, çok böyle güzel. Bir durum söz Özel konusu. Özel bir ilgi, ne güzel. Tabii buradan gelen bir, hani aileden gelen bir yetenekle, ardından tabii eğitim ve bu işi geliştirme maksatlı kapılar biraz daha açıldı. Harika. Peki neler yapıyorsunuz? Biraz daha detaylı anlatır mısınız? Şu an balık ağırlıklı olmak üzere, özellikle Azerbaycan başta olmakla beraber farklı ülkelere balık ve gıda ürünleri temin ediyoruz. Gıda dışında çok fazla bir becerimiz yok açıkçası, ama bunun haricinde gıda da işte tereyağı gönderimi olduğu, işte şu an turşu talebimiz var. Farklı gıda ürünleri, salça olabiliyor. Bunları hem Türkiye'den, yurt içinden alıp hem veya dışarıdan farklı ülkelerden mesela alıp yine oralara gönderebilmek kabiliyetlerimiz söz konusu. Türkiye'de özellikle balık paketleme ve işleme tesislerinde, marketlerde, retail kanal dediğimiz bölgelerde satılan ürünleri ağırlık verip onları yurt dışına çıkarmaya çalışıyoruz. Harika. Yani taze balık yerine işlenmiş mi oluyor Evet, biraz? dondurulmuş Biraz olarak anlatır mısınız? Ne tarz yılın ürünler, ne 12 tarz ay boyunca balıklar? yılın 12 ay boyunca Çok hem güzel. iç pazarda mevcut bulunan hamsi, istavrit, palamut, tekir gibi yerel balıklarımızı, hem de bunun haricinde farklı ülkelerden ithal ettiğimiz ürünleri burada paketli halde, yani O toptan paketleme getirip çok önemli. paketleme, işleme Sağlıklı olmalı sağlıklı bir çünkü. şekilde yaklaşık 18 ila 24 ay süresinde saklama ömrü olan şekilde Hangi yöntem paketlemeler kullanılıyor yapabiliyoruz. bu paketleme için? O çünkü çok hassas bir konu. Ya burada en önemli şey, tabii ürünün soğuk zincirini bozmadan, hiç çözülmeden Çok önemli. paketlemek gerekiyor. Bunda özellikle IQF dediğimiz makineler, tane tane şoklama anlamında, onlar daha başarılı ve kaliteli oluyor. Hem sağlık açısından hem de ürünün birbirine değmeden, yani dokunmadan, yapışmadan, çözerken de o kalitesini Kolaylık bozmadan, evet, da sağlıyor. kolaylık sağlıyor. Bunlar çok önemli. Bunun haricinde sadece yurt dışı değil, yurt içerisinde de şu an ulusal ve yerel zincir marketler, süpermarketler, discount marketler olmak üzere yaklaşık 40 bin, 42 bin nokta Türkiye'de mevcut. Çok güzel. Hali hazırda yaklaşık işte Rusya var, Azerbaycan var, farklı işte Katar, Dubai, Arabistan bölgeleri olmakla beraber. Lojistik desteği de çok önemli burada. Bunlar tabii 70-75 bin noktaya kadar ulaşılabiliyoruz. Evet, siz büyük lojistik firmalarıyla çalışıyorsunuz. Daha çok hangi yolla gidiyor balıklar? Bizim genellikle karayolu kullanılıyor. Norveç'ten gelen balıklarda da yine aynı şekilde karayoluyla geliyor. Burada somon mu, neler var daha çok? Norveç'te somon ağırlıklı. Somon ve seyit dediğimiz bir balık var. Mezgit fileto olan. Onları getiriyoruz. Uskumru getiriyoruz. Çok güzel. Norveç'ten. Harika. Evet. Şimdi ülkemizde de yetiştirme imkanı oluyor mu? Yok, genellikle ithal. Ülkemizde yetiştirme imkanı şu Böyle şekilde. bir Özellikle Türk yetiştirme somonlu şimdi başladı. Onun öncesinde çupra levrekli zaten Türkiye çok öncü bir ülke. Evet. Yani dünyanın en öncülerinden diyebiliriz. Yunanistan'da geçmiş durumdayız şu an. Dünyanın liderlerindeyiz. Çupra levrek ve Türk somonunda gayet başarılıyız bu konuda. Tabii avlanma yasağı oluyor ama stoklarınız var. Onları da değerlendiriyorsunuz Çiftlik herhalde. üretim balıklarında hem barajlarda da artık yapabiliyoruz. Yani denize olmayan bölgelerde de artık balık yetiştiriciliği mümkün. Mümkün. Evet. Mümkün. Bu da kolaylaştırdı. Tabii yani barajlarda da artık bu Türk somonunu yetiştirebiliyoruz. Alabalıkları artık büyütebiliyoruz. Belli kalitelerde, belli renklendirme tarzında da
Ve kalite omega 3, 5 yağ asitleri oranında da Norveç'ten daha öndeyiz. Ne güzel, harika. Konuda. Yani besleyici değeri de iyi. Tabii ki. Son derece önemli. Gerçekten çok sağlıklı bir besin çünkü bu. Evet. Yani bunu da hatırlatalım izleyicilerimize. Yani özellikle omega 3 konusunda çok zengin balıklar ve bizim bağışıklık sistemimizi en iyi şekilde geliştiriyor. Peki efendim, sizin önde gelen kişisel ve mesleki özellikleriniz nelerdir? İnsana odaklı bir çalışma sergilemeye çalışıyoruz. Özellikle çünkü insan ilişkileriyle ilerleyen bir iş. Etkin bir iletişim. Tabii etkin bir iletişim gerekiyor. Hı-hı. İnsanlarla tanışmak gerekiyor ve birçok konuda da fikrim, yani bilgi olması gerekiyor. İhtisaslaşmak farklı bir şey. Kesinlikle. Tabii ki hani her şey hakkında bir şey hakkında her şey dedikleri gibi. Doğru. Bizim ana işimiz evet balık. Hı-hı. Ama marketçilik de işin içine girdiği için, yani yıllarca işte bu söylediğim marketlerle iş bağlantılarımız oldu. Pandemi sonrasında gıdaya ulaşmak, maalesef ülkeler arası transferler artmak zorunda kaldı. Tedarik zincirleri koptu. Tabii. Bu zincirler içerisinde biz bu bilgi birikim tecrübelerimizi dışarıya pazarlamak zorunda kaldık. Bu şekilde yardımcı olduk onlara. Önemi daha çok danışmanlık anlaşıldı. Hizmetleri verdik bu şekilde. Farklı ülkelere ulaştırabildik bu ürünleri. Ne güzel, çok tebrikler. Ülkemizi gururlandırıyorsunuz, bayrağımızı dalgalandırıyorsunuz dünyanın birçok yerinde. Peki geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Paketleme ve bu ürünlerin yani bir marka yaratmak. Hı hı. Hani burada önemli olan bir marka yaratmak. Hı hı. Bu markadan kastımız şu. Bunu ben bir şiir gibi, bir kitap yazmak gibi görüyorum. O marka çünkü geleceklere de kesinlikle hükmedecek. İmza oluyor bu, evet, değil mi? Bir imzamızı kalıcı, atmış yani olmak iz gibi, iz bırakmak istiyorum. Çünkü biz gelip geçeceğiz, herkes bir şekilde bir fanilik var. Ama o marka kalıyor. Kesinlikle. Ki şu an bir ülkemizin belirtmiş bu. Olduğu, yani hı-hı, çıkarmış olduğu bir sürü markamız da var bu şekilde. Yani neyse, daha önceki iş adamlarımızdan, hı-hı, çıkarmış oldukları markalar var. Bir marka yaratmak ve bu markanın ömürler boyunca devam etmesini istiyorum. İnşallah. Jenerasyonlar tabii boyu. Ki. İnşallah sizin gelecek nesillere bunu aktarmanız mümkün olabilir. Peki kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Sizin ekibinizde yer alacak kişiler hangi özelliklere sahip olmalı? Kimler bu mesleği yapabilir dediğimiz zaman öncelikle bir işi sevmek, sevmekten haricinde de bilmek önemli olan. Şimdi biz yıllarımızı verdik. 2001 yılında çok çocuk yaşlarda belki de bu işlere başladık. Balık halinde çekirdekten, yerden belki balık toplayarak ufak ufak başladık. Ama hangi balığın nasıl bir anatomisi var, hangi balık nasıl donar, nasıl yetişir, nasıl büyür, nasıl temizlenir, bunların hepsini bilmek gerekiyor. Hangi balık hangi derecede şoklanır, hangi balık hangi derecede şoklanmaz, bunların hepsini bilmek gerekiyor. Yani o işte tamamen ihtisaslaşmak gerekiyor. Bu işi iyice öğrenmek lazım, çekirdekten yetişmek çok lazım. Çok önemli çünkü bu beslenme. Yani bunda ufak bir hata bile çok büyük problemlere yol açabiliyor. Tabii yani bunlar çünkü çok dediğiniz gibi zehirlenmeleri hassas, varana kadar hassas giden bir süreç. Ve bu işi bildikten sonra oturup insanlarla ikili ilişkilerde bir satılan, yani satışçıyla veya satın almacıyla, hı-hı, oturduğunuz zaman bilgi karşı tarafı çok iyi etkileyebiliyor. Kesinlikle. Yani bilmediğiniz bir ürünü satamayız. Kesinlikle. Size sorulan eğer bunu soruları pazarlayacaksak, en iyi şekilde satacaksak bunu bilmemiz lazım. Önce bizim bilmemiz lazım ki karşı tarafa da bunu anlatabilelim. Bilmediğimiz bir ürünü satamayız. Tabii. Yapacağımız işi gençlere, gelecek nesile, hı-hı, söylemek istediğim bu. Öğrensinler. Ne satıyorsak öğreneceğiz. Öğrensinler. Evet. Yani terminolojiyi bileceksiniz, tekniği bileceksiniz. Aynen öyle. Sorulan soruları en iyi şekilde cevap vereceksiniz. Yani yanıtsız bırakmayacaksınız, değil mi? Tabii. Bu gerçekten size ayrı bir değer katıyor. Sizin ne kadar donanım sahibi bir insan olduğunuzu gösteriyor. Elbette. Kesinlikle. Gökhan Bey, sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Balık yiyelim haftada en az 2 defa. Sağlıklı beslenelim. Çocuklarımıza protein desteklerini vermeye devam edelim. Balık sağlıklı diyorum. Kesinlikle. Yani hele çocuk gelişiminde o kadar önemli ki. Evet. Yani bu fast food üretimi ve bunların çok ilgi görmesi özellikle çocukları çok kötü etkiliyor. Yani bunların gelişimlerini engelliyor. Yani sağlıklı bir gelişim obezite sağlamalarına. Ve obezite konusunda da Avrupa'da bir numarayız ne yazık ki. Ama biz balık yiyerek sağlıklı bir bedene ve sağlıklı bir gelişime sahip olabiliriz. Ve zekaya.
ve zekaya kesinlikle o zeka gelişimi açısından da dikkati yoğunlaştırma açısından da çok büyük faydaları var. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Çünkü çok önemli konulara değindiniz, altını çizdiniz. Daha nice güzel başarılar ve projeler diliyorum. Teşekkür ederim. Çok İyi çalışmalar diliyorum. Şeref verdiniz. Bugünkü konuğumuz Gökçelik Balıkçılık Gıda Kurucusu Gökhan Çelik'ti. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.